Şimdi de sırada Samet Ak var. Samet bize ne yapacak arkadaşlar? Samet, sen dedim çok yeteneklisin. Herkesten bir farkın var. Şöyle bir şey. Dizi oyuncularının ve ana haber bültenleri sunanlarının değişik. Wow, YouTube değil ha. Değişik bir şey. Samet, can can, Samet, can can, da ra ra ra. Samet. Hepinize merhaba. Bugün sevilen Türk dizilerinin birkaç bölümünü canlandırdık. Bakılması görüntüler ortaya çıkmış. İlk önce Çukur'un Mihrivan Kim bölümüyle başlıyoruz. İsterseniz hemen videoyu seversen. Diyormuşum ben izlemem. Aa yine arkadaş. Kapoto şarkıyı. Bence bunlar büyük olarak katıldılar yarışmaya. Yamaç İdrisam diyor çok çökmüş ya. Sakın. Vartılı sakın. Vartılı'yı daha güzel Çukur taklit edebilirdi be. Ben de bilmiyorum. Ben bilmiyorum Çukur'u, sen izliyor musun? Siz durun o zaman, benim yorumumu izleyin sadece. Ne istiyorsun? Hesap sormaya geldim. Mallarımın hesabını. Ne olmuş mallarına? Malları yükledik arabaya, bekledik tırımızın başında. Bir ne Vartılı böyle konuşuyor, ne Yamaç böyle konuşuyor? Uçmuş, mal yok. Sen acaba bizim bebeler yolda uyumuşlar. Geçirdilerse artık. E artık olay derede olmuyor yani. Yok efendim, tam otoyolu Çayırtepe mevki. Diyelim. Ne bu. Güzel, sen bana neyin hesabını soruyorsun o zaman. Malın dereden çıktığında benim sorumluluğumda değil. Ondan sonra başına ne gelmiş, anlamadım ben, ne olmuş, niye beni hiç ilgilendirmez. Hem malını koruyamıyorsun hem de gelip benden hesap soruyorsun. Yani sen bunu yapanları biliyorsun. Yalnız Samet'te bir oyuncu olma isteği var gibi. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Neden bakalım yani televizyonda bugün öyle neler yani varmış. Bir ışık haber, veriyor. Haber. Bir dakika geri gelsene. Baksana çocuk böyle videoları yapabiliyor. Türkiye'nin en gereksiz haber programı olan Samet Ak Ana Haber Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün birbirinden ilginç haberlerimiz ve birbirinden ilginç sokak röportajlarımız var. İsterseniz vakit kaybetmeden sözü muhabirimiz Atakan'a verelim. Atakan'ın yanında bir vatandaşımız var ve bizimle sokak röportajı yapmak istiyor. Bakalım neler söyleyecek. Atakan söz sende. Belki sırası değildi ama. Efendim, iyiyim kanka, sen ne yapıyorsun? Niye? Kötü bir şey yoktur inşallah. Yapma ya. En beğendiğim çiftsizdiniz. Neden ayrıldınız? Nasıl ayrıldın? Sen mi ayrıldın, o mu ayrıldı? Yapma ya. Üzüldüm bak şimdi. Dört farklı lezzetin nefis birleşimi. Tepesi patlayan şekerli. Eğlenceyi patlat. Özdemir Asaf'ı ve Bir Zamanlar Ulan İstanbul dizisini biliyorsundur. Orada bir replik var. Servet abinin bir repliği var. Yani Özdemir Asaf'ın da bir şiiri var. Sana onu söylemek istiyorum. Aşkı yağmura benzetmek lazım. Hani göğüne bir türlü dönemeyen yağmura. Aşk kovalamaktan çok kaçmaya, gözlemekten çok özlemeyi, dokunmaktan çok düşlemeyi sever. Öyle haindir ki bu aşk. Nerede imkansız varsa gider onu seçer. Aşk üzerinden her şey söylenmiştir ama herkes tarafından değil. Şairler ve yazarlar takımından söylenmiştir. Onlar aşkı anlatmak için bu kelimelerden hepimizi bulmuşlardır. Yalan. Ters. Aşkı anlamaya çalışmak en büyük uyarlıktır. Kim anlamış ki sen anlayacaksın? Sen aşıksın bir kere. O değil şey ki. Yaptı be. Aşk var ya bunu almış. Vallahi içim karardı ya. Benim vardı üzülmekten ziyade bir diken çiçek açmış diye sevinmeye benzer. İlk bakışta değil, son bakışta. Samet bir şey mi yaşattın çocuğum? Yani ayrılırken sana. Samet mesaj mı veriyor, anlamadım. Bir mesaj evet. İşte yani çok güzel değil mi? Bak kanka ne yapalım biliyor musun? Ben bugün 9-10'a bir halı sahaya geldim, tamam mı? Halı saha yapalım. Samet ya, moda girmiştim. Moda girmiştim. Ne yapıyorsun? 9-10'da bekliyorum o zaman seni. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Ya. Hadi öptüm. Hadi bay bay. Sonu biraz beni üzdü. Özdemir Asaf'ın neden yaptı en sonu? Çok garip. Çok garip bitmedi. Neden benim yaptı? Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti nedense. Ha böyle bir bizi duygu kardeşesi ya. Duygu kardeşesi. Ben ne yapacağımı şaşırdım ya. Hani bir gün yürüyeyim mi, ağlayayım mı? Hepimizin üzüleyim mi? Ben Çukur pek izlemiyorum. O yüzden ben çok... Vartolu'yu da Yamaç'ı da yapabileceğini düşünmüyorum. Ama şey, sohbet muhabbet tamam da. Zaten ben dediğim gibi taklidinde zaten ne? Yani, diziyi bilmiyorum. Sadece yaptığı şey biraz komik geldi. Hani yapmaya çalıştığı şey ama diziyi bilmediğim için çok fazla ona yorum yapamayacağım. Sondaki o... Zaten o birebir taklit beklemiyorum. O şiir kısmına da zaten şey bekliyordum ben. Tam aslında tamamını okumasını değil de. Tam okurken bip 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 telefon sesi falan bekliyordum. Mesela onu sağa doğru. Veya şey tekrardan şey hani bittikten sonra şey yaptı ya. Alo dedi, sonra konuştu. Meğersem telefon kapatmış çoktan falan filan. Öyle bir şey bekliyordum. Ama bir türlü de okey. Ona da okey. Samet'i seviyorum. Güzel şeyler yapıyor. Bu. Ama YouTube'da işlemez bence o yaptığı.
Hani biraz daha yani YouTube kitlesi mesela neydi biliyor musun bak YouTube kitlesi. Hani o başladı ya okumaya. Geç burayı. Bitti. Evet. Vallahi direkt ben geçer dinlerdim. Ben dinlerdim. Ama benim Özlem biraz özel değil. Bu kez farklı oldu. Birisi. Ha, olabilir yok. Ben Samet izlerim. Furkan'ın Samet konuda haklı. Ya ben Samet'i normalde izlerim çünkü seviyorum izlemeyi seviyorum ama bu videosu diğerlerine göre bir tık aşağıda kaldığını düşünüyorum. Çok mu sert? Asla. Tatlı sert. Tatlı sert. Samet'i çünkü sevdim her yerde söyledim yani. Tuttuğum da bir insan zaten hepsi benim favorilerim. Evet, ben hepsi katılıyorum. Hepsi mis kokullarım. Öyle işte. Var mı başka bir? Ben katılıyorum. O zaman ellerine sağlık Samet. İyi ki bizim takımdasın. Aynen. O zaman görüşmek üzere. Bye bye. Kapıda her bye bye. Bye bye.